Monster'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü bölümümüzde biraz nostalji katalım istedik işin içerisine ve benim yaşlarımdaki pek çok kişinin internet kafelere kaçarak oynadığı bir oyunu sizlerle deneyimleyeceğiz. Hangi oyundan bahsediyoruz? Aslında aklınıza tek bir isim geliyor olması lazım. O da Counter Strike. Biz lisedeyken özellikle bayağı bir kaçardık okuldan. Öğle tatillerinde tabii bu çok böyle tasvip ettiğimiz bir durum değil. Ve internet kafeye gidip yarım saatliğine de olsa bir Counter macerasına girişirdik arkadaşlarla. Tabii bu süre bazen uzardı. Derse geç kalırdık, yok yazılırdık vesaire vesaire. Ki ben lisede hemen hemen her dönem, o zaman devamsızlık 20 gündü, 19,5 günle bitirdiğimi çok hatırlarım. Yani o sınırda bırakıyordum ki bu 19,5 günlerin pek çoğunun sorumlusu da Counter'dır. Tabii şimdi eski 1.6'lar kalmadı. Kaldı da yasal serverlarda oynanmıyor biliyorsunuz. İşte gidiyorsunuz internetten sonucu falan alıyorsunuz. Öyle oynuyorsunuz. Biz biraz daha orijinal bir versiyonu olan Global Offensive'i oynayacağız. Bakalım o eski Counter günlerinden hala içimizde bir şeyler kalmış mı? Onu görmeye çalışacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Counter maceramıza girişelim. Evet arkadaşlar, şu anda Counter'ın arayüzüne girdik. Ben Dust 2'de oynayacağım. O zamanlar Assault vardı biz kaçarken ama Assault eski halinde değil. Var mı da burada onu da bekliyorum. Parker Assault var ama Dust 2 daha cazip ve çok daha kolay oyun bulması. Basit eğlence oynuyorum bu arada. Zaten rütbemde gözükmüyor. Bir ara çıkmıştı ama sonradan uzun zaman oynamayınca yine rütbe kayboldu. Bunu da sizinle dipnot olarak paylaşalım. Evet, maçımız hazır ve biraz nostalji zamanı diyelim. Gidip birkaç tane kafa patlatalım. Belki de bizim kafamız patlayacak. Orası da ayrı mesele. Şimdi uzun zamandır oynamadığımız için bir de burada gerçi hileciler de çok diyorlar ama eskisi bilmiyorum. Eskiden 1.6 oynarken biz gerçi internette arkadaşlarımızla oynuyorduk. O zaman böyle ağ üzerinden oynama falan yoktu. Hile falan da yoktu işin içinde. Hile olmayınca her şey çok daha güzel oluyordu. Bakalım. Zaten antiterör attı. Evet, hazır başlamış bir maç attı bizi. Evet, Türkiye'de de en çok oynanan oyunlardan biri hala arkadaşlar Counter. Yani tabii son dönemde PUBG falan çıktı. Bazı kitle ona kaydı. Fakat baktığınız zaman yine Counter'ın yeri ayrıdır yani. Bende de ayrıdır. Ben inanıyorum benim yaşımdaki bu internet kafelerde Counter oynayan kitlede de Counter'ın yerinin ayrı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve evet, bizim için macera başlıyor. İlk etapta paramız yok herhalde. Bakayım ne kadar var. Paramıza göre bir silah seçeriz. 4-2 keleşle alalım. Biliyorsunuz zaten 4-2 diyorum. Burada 4-2 yok. Keleş yok ki, Counter'ız biz. Keleşimizi elimize alalım ve gidelim. Uzundan bakalım. Uzuna flash geldi. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle kendimizi gösterirsek. Evet, karşıda bir AWP var. Evet, bir tane aldık. AWP. Hop. Evet, AWP var orada. Evet, adam da öldürdüler. Yerden AWP almaya gerek yok. Bu oyunda herkesin sorunu bu bence. Herkes AWP alıyor eline sonuç olarak. Herkes AWP olmuş oluyor. Evet, yine AWP, yine AWP. Biz de kendimizi gösterdik gerçi biraz. Orada da hatamız olabilir ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Yine bir kill aldık en azından. Biz de AWP alalım. Yani Counter'ız nasıl olsa kapıda çömelim, bekleyelim orada. Ama ben biraz daha aksiyonlu bir oyun istiyorum. Hani izlerken canın sıkılmasın. Yoksa AWP'yi alırım. B tüneli gözlerim ya da ne bileyim. Uzunun oradaki kapıdan bakarım, öyle beklerim yani orada. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? P90 alalım. Bir tane de flash alalım elimize. Uzun kapıyı flashlayalım. İçeriye direkt dalalım bakalım. Biri varsa öldürürüz. Farklı bir şey olsun bizim için de. Ölmek de var, kalmak da. Hemen şuradan flash'ımızı atalım. Şöyle kenar yapalım. Aldık bir tane, iyi. Planımız işe yaradı. Yaramayabilirdi ama yaradı. Bakalım ne varmış? AWP mi varmış onda da? Dur, AWP'sini alalım. Aynen, AWP varmış. Şuradan bakalım. O öldü. Şuraya gösterirse alırız.
Olmadı. Tam o köşeden ben onu görürken o beni şeyden vurdu yani. Bunda bir canı varmış. Yani tükürse ölecekmiş ama neyse, yapacak bir şey yok. İyi, bu planımız da işe yaradı. Şimdi tam zıttını bir de B için deneyelim. Yani P90 alalım elimize, bir tane de flash. Çok 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 çok. Yardıralım bakalım. Ne olacak? Daha sonra da stratejik olmayan bir şeyler deneriz, bakarız. Uzun ya da kısadan ters rush yaparız. Şöyle bakalım, bir böyle hile diyeceğimiz biri var mı? Yok, görünmüyor yani. En azından böyle über kill olup da bakalım bir görüntü açılarına. Bir tane bu var burada. Evet. Bakalım. Adam iyi aldı. Güç. Yani bıçak yedi ama. Teke tek teke tek aldılar. Şimdi bu da onu alır ha. Bak. Galaş. Yani buradan oyun verirsek çok ayıp gerçekten. Yani tak tak aldı. Buna biz eskiden tak tak derdik arkadaşlar. Bombayı da aldı. Şimdi onun arkasına kuracak. News o da orada ne yapıyor? Geri geliyor yani. Bu aranı kıramadı. Bir saniyeyle kaybettiler. Evet, şimdi dediğim gibi bu sefer de ters taş B'ye yapalım. Bakalım nasıl bir atmosferle karşılaşacağız. Ağlayın diyor. Right. Patla. Kimse yok. Dört beş kişi gördüm sanki orada ya. Yürüyün yürüyün. Yürüyün diyoruz. Hiç gelmiyorsunuz ya. Kalaşnikov. Keleş kullanmanın bir efsanesi vardı. Tek tek sıkacaksın. Tık 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 tık. Tırrrrt değil. Zaten bunu sprey falan atıyorlardı. İnternette de bir sürü videosu vardı. Nasıl sprey atıldığına dair, ama her zaman aynı sprey atmıyor. Öyle bir sorun var silahta. Yani bazen spreyi yukarıdan sağa doğru atıyor. Bazen sola doğru atıyor. Bit. Dolayısıyla taradığın zaman şansına. Belki bit ararsın. Tak diye bir tanesi kafasına denk gelir. Adam ölür gider orada yani. Evet. Buradan sonra bu APK galiba. Yani away from keyboard. Round'u da aldık gibi sanırsam. Şimdi arkadaşlar, bu zamana kadar eğlenme amaçlı P90'la bir şeyler yapmaya çalıştım ama şimdi biraz ciddi bir oyun oynayalım. M4A1 alalım. Ya da alabileceğimiz bir silah alalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, göreceğiz. Evet. Çıdım 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 yapıyorum. Evet. Yo. Bakalım ya. M4A1. Paramız yetiyor. Flash ve bombamızı da alalım. Gidelim. Ooo, AWP geldi yine. Gösterirsek sonumuz olabilir. Ya senin attığın flaşa. Gösterirsek son göstermemiz olabilir. O yüzden şöyle geri çekilelim. Hani AWP olduğu zaman biraz riskli oluyor işte. Şuraya şöyle atalım da. Evet, çukura atladı. Çukura atladığı için o taraftan gitmek çok 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 sakıncalı olabilir. Şöyle bakalım, şurada kimse yok. Gösterelim, yok. 3 kişi kaldı, bir tanesi çukurda zaten. Muhtemelen AWP ile oradan takılıyordur. Bizim arkadaş attı onu arkadan. Eğer hala çukurdaysa bıçak atabilir.
Uçak atacaktık ama oradan çıktı karşımıza ya. Şans. Neyse, onu alırlar ya. Bir fak. Dediğim gibi o çukuru attı yani bu ilk başta. Bıçak koyacaktım arkasına atlayıp ama kapıda bizi bekliyormuş. Tabii ses kasabilir kulaklıkta. Yani bu eli kaybederseniz kötü olur bak. Şimdi bir adam çok... Ha, bunda da AWP var. Ha, tamam yok bu vuramaz. O vuruşu kaçıran oradan... Ha. Çok zor. Vurdu 14 kaldı. Artık silahla da alması lazım ya. Yok bu oyun karşıya gitti arkadaşlar. Garanti. Kurgum les, pipets. Medvedi na kabanu bezuyor. Abaldev. Yani belliydi zaten. Bizimki biraz ameliydi. Evet, oylama yapıyorlar. Atalım mı? At. Yes verdim ama no dediler. En şanssızı buradan geçerken ölmek. Evet oradan da bir flash geldi. Geldiler galiba bu tarafta. Ya 2-3 kişi gelmişler. Al. Allah'ım ya. Kafama atsaydım. Sisi de koydular. Buraya sis atmak aslında terör açısından çok avantajlı değil yani. Bir çıkıyorsun nereye çıktın belli değil. Biraz daha şöyle sis seseler belki. Şart. Girmeyecekler herhalde. Bekliyorum ama gireceklerini pek sanmıyorum açıkçası. Hayırlı sakin ol ya. Pepe'ye bak tek mermiyle iki kişiyi aldı. Ölecek bu. Ha bomba da orada zaten. E alttan girelim tünelden. Merden. Aa adamlar uzundan girmiş. Bakmadık ki hiç. Haritaya. Adam da oradan aldı bizi. Uzundan girdiler mi sıkıntı oldu. Neyse bu kadar yeter ya 10 dakika öyle bir oynadık. Dilerseniz yavaş yavaş bitirelim artık zaten oyun bu. Evet bugün de Counter Strike Global Offensive'de birkaç tur attık en azından. Geçmiş günlere döndük diyebiliriz. Şu anda oyun zaten ücretsiz indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden tamamen paraydı ama bu arada bıçak yedi bizim bir adam. Ayıp ettiler. Onu da aldılar. Bir tur daha atalım öyle kapatalım ya. Bir tur daha atıyorum şu anda. Bir tur daha atıp öyle kapatacağım. Rush yapacağım. Ölünce de kapatacağım. P90 ile bir rush yapacağım. Uzundan bir rush yapıp kapatıyorum. Rusher, rusher, rusher. Uzundan rush. Çıt 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 çıt. Ulan nereye attım? Onu bile görmedim ama kaçıyor gördüm. Hala hayattayım. Aha iki kişiyi aldık. Güzel rush oldu. İki kişiyi aldık. Gerçi bizim de canım gitti. Bombayla mı almışım? Kafasına bomba çarpınca mı öldü acaba? Aha! Bombayla öldük ya. Öyle bir şans da yok yani. Kafamıza geldi bomba galiba. Adam yalnız... Neyse yapacak bir şey yok. Evet çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike oynadık. Ve oyunumuz burada bitiyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive oynadık. Ben eğlendim gerçekten. Zaten ara ara da oynuyorum ama... Yani eski beni o eski günlerime döndürüyor diyebilirim. Hani lise zamanlarıma. Tabi o zamanlar 1.6 vardı. Grafikler bu kadar iyi değildi. Bombalar ne bileyim böyle sekmiyordu. Daha değişik gidiyordu falan. Ama şimdi her şey çok daha farklılaşmış durumda. Yine de o eski günleri hatırlatıyor. Tabi artık internet kafeler falan da çok fazla kalmadı. Ben göremiyorum öyle. Genelde birkaç tane PlayStation kafe var. Dolayısıyla şimdiki çocuklar internet kafeye kaçıp öyle hani Counter kuralım, işte Half-Life atalım demiyorlar. Genelde onlar işte PUBG yapalım, yok işte başka bir oyuna girelim, LOL atalım, onu atalım
farklı farklı şeyler oynuyorlar. Ellerinde telefonlar, zaten akıllı telefonlar üzerinden direkt birbirlerine bağlı mobil oyunlar oynayabiliyorlar. Dolayısıyla o deneyimi tadamadıkları için de üzgünüm açıkçası. Okuldan kaçıp bir Counter kurup, bir Half-Life kurup, onun içinde birbirinin arkadaşlarınla mücadele edip sonra bütün gün okulda işte ben seni şurada nasıl öldürdüm, ben seni burada nasıl bombaladım, kafaya bombayı nasıl geçirdim gibi atışmalar yapmanın tadı da apayrıydı diyebiliriz. Haftaya Oyun Canavarı'nın başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.